Merhaba sevgili izleyenler, ben Yavuz. Ben Emre. Teknolojiyle ilgili her türlü konuda sizlere destek olmaya devam ediyoruz. Bugünkü incelememizin konusu, önümde görmüş olduğunuz gibi Lenovo IdeaPad 320, bir dizüstü bilgisayar. Evet Yavuz, Lenovo IdeaPad 320 bugün bizimle beraber. 15.6 inç olan modeli, aynı zamanda i5 8. nesil işlemciyle beraber geliyor. 8250U var içerisinde. Gayet güçlü, performanslı bir bilgisayar. Günlük kullanımda tüm işlerimizi karşılayacak güçte. Ayrıca harici ekran kartı var içerisinde. 2 GB Radeon 530 ekran kartıyla beraber geliyor. RAM tarafında 4 GB'lık bir RAM ile geliyor. Fakat i5 ve 8. nesil olması aslında bu aradaki açığı kapatıyor. Günlük ofis uygulamalarımızda, internet gezintimizde, sosyal medya kullanımlarımızda dört dörtlük cevap verecek bir bilgisayardan bahsediyoruz. Zaten üst düzey bir oyun performansı beklemiyoruz. Bunun için biliyorsun HQ işlemcili gaming dizüstü bilgisayarlarımız mevcut. Oraya kadar olan tüm işlemlerde bilgisayar bizim ihtiyacımızı karşılayacaktır. Yine üzerinde dahili mikrofon ve kamerayla beraber geliyor. Bu da özellikle Skype'daki konferans görüşmeleri gibi veya görüntülü görüşmeler gibi, aynı zamanda sesle beraber tüm görüşme imkanlarını da bize sağlıyor. Bu açıdan da yine bir ofis bilgisayarı olduğunu aslında gösteriyor. Peki ekran çözünürlüğü ve depolama alanı hakkında neler veriyor bize bu bilgisayar? Tabii ki 1 TB hard diskle beraber geliyor. Tabii kullanıcılarımız isterse harici diskleriyle bu depolama arşiv alanlarını büyütebilirler. Ekranımız 1366x768 çözünürlükle beraber geliyor. LED ekrana sahip aynı zamanda cihaz. Kaliteli güzel görüntüler alabiliyoruz. Zaten ilk gördüğümüz zaman bilgisayarı 15.6 inç ekranın alt taraftaki klavye bölümü iyi doldurulmuş. Çünkü sağ tarafa numarik pad yerleştirmiş. Bu sayede klavyenin sağında daha fazla hızlı işlem yapılabiliyor. Ne anlamda hızlı işlem yapılabiliyor? Tabii Excel tabloları çalışıyorsanız ofiste oldukça hızlı işlem numarik pad ile yapmanız mümkün. Hemen altındaki touchpad'i de ben ilk deneyimlediğim zaman çok beğendim. Normalde touchpad'lerde biliyorsun alt bölümde normal parmağımızı gezdirirken alt tarafta tuşlar olurdu. Bu tam touchpad'e yayılmış ve tek bir alan oluşturulmuş. Bu da oldukça ilgi çekici ve webde gezinirken oldukça kolaylık sağlıyor. Size iki parmakla hareket edebiliyorsunuz. Kesinlikle Yavuz. Touchpad'in yeri konumu da zaten çok güzel. İki elin ortasında kalması koşuluyla sizi rahatsız etmiyor kullanırken. Aynı zamanda dediğim gibi klavye dizaynı çok güzel olmuş ve ön kasa gövdesini metal kullanmışlar. Bu da çok uzun süreli çalışmalarınızda ısınmayı da engelleyecektir. Aynı zamanda altındaki bataryayla 5 saate kadar kullanım süresi de sunuyor bize. Çok teşekkür ederiz verdiğim bilgiler için. Hemen izleyenlerimize de belirtelim, Lenovo IdeaPad 320 fiyat performans açısından da ilgi çeken ürünler arasında yer alıyor. Yeni bir videomuzda görüşmek üzere, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.